أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وألحقنا بالصالحين Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Arkadaşlar inşallah e, Nisa suresi 58. ayeti kerimeden devam ediyoruz bugünkü dersimizde. Önce bir ayeti kerimemizi meallendirelim. Ondan sonra tefsirine geçelim. Bismillahirrahmanirrahim. İnne Allah ya'murukum en tu'addu'l emanati ila Videa hakim tıbii nasi an tepkimo bilgadil şüphesiz Allah size emanetleri ehline vermenizi emreder ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder aslında yüklemi bir defa söylemeliydim şüphesiz Allah size Emanetleri ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. İnna Allaha neyimma ye'izukum bih. Allah size ne güzel öğüt verir, veriyor. İnna Allaha kane semi'an basira. Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla işiten ve her şeyi hakkıyla görendir. Yani her şeyi hakkıyla işitir ve görür. O şekilde çevirmek de mümkün. Ee, şimdi arkadaşlar burada birincisi, inna Allah'e nime yai lokum Aslında iki tane emir geçti. Bir emanetleri ehline vermemiz, iki insanlar arasında hükmettiğimiz zaman adaletle hükmetmemiz. İki tane emir. Fakat Burada Kur'an'ın rahmet dilini görüyoruz. E, Kur'an Allah kelamı, kelamın sahibi Allah Celle Celaluhu. Yani e, bize emrederken bile ya'idhukum fiilini kullanıyor Cenab-ı Hak. Size ne güzel öğüt veriyor, size ne güzel nasihat ediyor Allah. Yani ilahi emirleri nasihat formunda, öğüt formunda aktarıyor bize. Bu İslam şeriatinin, Kur'an kelamının, efendim rahmet dilini gösterir arkadaşlar. Rahmet dilini gösterir. Mesela faizle ilgili ayetin sonunda da öyle der. Femen ca'ahu min rabbih fentaha falahu ma der. Kime Rabbinden bir mev'iza gelir de halbuki gelen hükümdür yani. Faiz yiyenler şöyle 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 şöyledir. Bundan vazgeçilecektir. Ee, ama orada bile Kemence ahu mevzuatın kelimesini kullanmıştır. Bu bize bir Kur'an'ın rahmet dilini gösteriyor. İkincisi bir eğitim modeli olarak da buradan çıkaracağımız şu emredici konumunda bile karşı tarafı kazanmaya yönelik bir dil kullanmak esastır. Başarılı bir eğitim için. Neticede Kur'an-ı Kerim insan eğitmek üzere geldi, değil mi? Kur'an-ı Kerim insan eğitmek üzere geldi. Efendim biz vardık yani insanoğlu vardı. İnsanoğlu için Kur'an geldi. Dolayısıyla burada da Cenab-ı Hak kendisi her türlü buyurgan davranmaya malik olduğu halde ne'imme ya'izukum bih demiş. Birinci husus bu. İkinci husus arkadaşlar inna allaha kâne semî'an Cenab-ı Hak burayı asla şöyle çeviremeyiz. Semi' ve basîr idi diyemeyiz. Semi' ve basîr oldu diyemeyiz. Semi' ve basîr idi dersek sanki önceden öyleydi de sonradan öyle olmaklık vasfını yitirdi gibi bir şey akla gelir. Telami bir meseledir bu aynı zamanda. Semi' ve basîr oldu dersek önceden öyle değildi de sonradan oldu gibi bir şey akla gelir. Razide de geçer bu bu tür ayetleri şöyle anlıyoruz. Ee, e, Kur'an'da çokça örneği de var bunun malum. Kâne lafzı arkadaşlar, Kâne lafzı Allah Teala için kullanıldığında makablinde farklı bir zaman dilimi düşünülmez. Yani kânenin ifade ettiği yargı her ne idiyse, her ne ise önceden yoktu da sonradan oldu gibi Allah'ta böyle bir şey düşünülmez. Dolayısıyla aslında burada cümleye kuvvet kazandırıyor. O zaman niye gelmiş denebilir belagi açıdan. Bunu bir izahı lazım. Efendim niye geldi? Yani Cenab-ı Hakk'ın e, varlığı e, efendim sürekli semi'idi e, semi'dir sürekli basıyırdır. Yani Allah'ın e, varoluşunu semiye olduğu dönem, semi olmadığı dönem, basîr olduğu dönem, basîr olmadığı dönem gibi bir ayrıma biz tabi tutamıyoruz. Dolayısıyla dolayısıyla e, bu kâne lafzı Cenab-ı Hak için kullanıldığında, lafzatullah'a nispet edildiğinde onun öncesinde artık bu yargının tersi bir durum düşünülmez. Buna razi de değinmiş arkadaşlar. Peki el emru bi eda'il emaneti. Emaneti eda etmeye yönelik emir. Yuhbiru taala ennehu ya'muru bi eda'il emanati ila ehliha. Allah Teala emanetleri ehline vermeyi emrettiğini bize haber veriyor. Cümlenin tam karşılığı bu. Emanetleri ehline vermeyi emrettiğini nitekim emrediyor bize haber veriyor. Ve fi hadisil Haseni an semurate, Semura radıyallahu anh'ten gelen ama Hasani Basri'den mürsel bir rivayetmiş bu arkadaşlar. Baktım ben bunun şerhlerine. Eee ve fi hadisil Hasan derken Hasan hadis gibi anlamıyoruz burayı. Onun için sıfat mevsuf ilişkisi yok. İzafet ilişkisi var. Hasan radıyallahu anh'ten Hasan-ı Basri'den gelen bir hadis-i şerifte e, enne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kale Allah Resulü aleyhisselam şöyle buyurmuşlar. Eddil emanete ila men i'temaneke ve la tehun men khaneke. Ravahul İmam Ahmet ve Ahlü Sünen. Şimdi burada tabi mürsel geldiği tarikler de var. Bu rivayetin Muttasıl geldiği tariklerde var arkadaşlar onu söyleyeyim. Burada ne diyor Allah Resulü? Eddil emanete ila men Sana bir e, e, bir şey emanet edenin emanetine sahip çık. Yani emaneti ona tas geri ver. Ve la tahun men khâneke. Sana hıyanet edene sen hainlik yapma. Sana hainlik edene sen hainlik yapma. Ravahul İmam Ahmet ve Ahlü Sünen. Şimdi burada yeri gelmişken söyleyelim. Faruk Beşer Hoca 2015 yılında yanlış hatırlamıyorsam bunu köşe yazısında da yazdı. Galatı meşhur lügat-ı fasihten evladır diye bir söz var büyüklerin biliyorsunuz. Bizde bir meşhur galat var. İhanet diyoruz. İhanet etmek. İhanet ehane yuhinu mühin Alçaltmak demek. Karşı tarafı küçümsemek, küçültmek demek. Ehene, H ile yazılıyor o. Halbuki biz emanete ihanet etme değil, emanete hıyanet etme deriz. Bunu düzeltmek lazım arkadaşlar. Yani kamuoyundaki yanlış kullanımı düzeltmek lazım. Sizleri tenzih ederim. Mesela ihaneti vataniye kanunu çıkmamış. Hıyaneti vataniye kanunu çıkmış. Onun için bu doğru kullanıma alışmak gerekiyor. وهذا يعم جميع الأمانات الواجبة على الإنسان من حقوق الله عز وجل على عباده من الصلوات والزكوات والصيام والكفارات والنذور وغير ذلك مما هو مؤتمن عليه ولا يطلع عليه العباد بريا كذا برنجشك Ve hâdâ bu emir yani emanetleri ehline verin emri yaummu cemî'al emanâtil vâcibeti alal insan. İnsan üzerine vacip olan tüm emanetleri kapsar. Ha onun birinci nevi nedir? Min hukukillah. Oradan sonra ikinci nevi de gelecek. Ve min hukukil ibad. Bakın üç satır aşağıda. Bu iki tür olabilir. İnsan üzerine vacip olan bir Allah hakları İki, diğer kullara karşı vazifesini ilgilendiren her türlü emanetin edasını kapsar. Peki bu mini beyaniye şimdi açıklıyor. Min hukukillahi azze ve celle. Mesela Allah'ın haklarından olan nedir o? Ala ibadihi kulları üzerindeki haklarından mines salavati namazlar ve zekavati zekatlar ve sıyami ve keffarati tutulacak oruçlar ve kefaretler ve nüzuri işte vacip dediği için onu da almış adaklar ve gayri zelike ve bunun dışındaki mimma huve mu'temenun aleyhi huve ibada gidiyor mu'temenun aleyhi yani kişinin uhdesine verilen kişiye emanet edilen insana emanet edilen e, efendim namaz zekat oruç kefaretler, adaklar ve bunun dışındaki efendim eda edilmesi vacip olan tüm Allah haklarını da kapsar ki insana emanet edilmiştir de insanın uhdesine verilmiştir ve la yattali alayhi ya kişinin uhdesine verilip de diğer kulların bilmediği diğer kulları vela yattali alayhi diğer kulları ona muttali değildir el ibad bir bunları kapsar. O zaman burada demek ki e, şu ayeti hatırlamamız yerinde olur. Şehidallahu ennehu la ilahe illa huve vel melâiketu ve ulul ilmi kaimen bil kıst. O kaimen bil kıstın tefsirinde şehidallahu ennehu la ilahe illa hu. Allah kendisinden başka ilah olmadığına şahitlik etti vel melâiketu melekler de şahitlik etti ve ulul ilmi ve ilim sahipleri de şahitlik etti kaimen bil kıst şehidallahu kaimen bil kıst kaimen burada lafzatullah'tan haldir onun için müfred Allah adaletle hükmederek kendisinden başka ilah olmadığına şahitlik etti melekler de şahitlik etti efendim ilim sahipleri de şahitlik etti Buradaki emanetle ne alakası var? Bizim uhdemizde ilahlık hakkını Allah'a vermek gibi bir emanet var. O ayetin tefsirinde bu tür ayrıntılara giriliyor. Bizim uhdemizde ilahlık hakkını Allah'a vermek gibi bir ve ondan başkasına da bölüştürmemek gibi. Ve la yushriku fi hukmihi ahada, değil mi? Ondan başkasına da bölüştürmemek gibi bir emanet var. Evvela bu iman emaneti. Sonra da ibadetleri sayıyorum işte. Üzerimize tereddüp eden. Sadece bunlar mı tabi Allah hakkı? E, mesela ne diyelim? İşte kişinin sahip olduğu ilmi toplumla paylaşması. Zekat deyince sadece mali zekatlar hep aklımıza geliyor ama ilmin de bir zekatı var. Ne bileyim topluma faydası olma olacak yerde kişinin özellikle faydası olmasının da e, kamuoyu tarafından böyle beklendiği, o kişi o işi yapmazsa kamuoyunun zarar göreceği bazı durumlar olur. E, yani o kulların hakkıdır belki. Ama Allah hakkı olarak bir yönüyle de Allah sana o lütfu vermiş. Yani zekat da neticede kullara bakan yönü var. Birisine faydalı oluyorsunuz. Ama Allah size o malı vermiş. O mal üzerinde bir zekat. Neyse. وَلَا يَطَّلُ ve min hukukul ibadi ba'dihim ala Bir de kulların birbirleri üzerindeki hakları nev'inden olan emanetleri de kapsar. Bu emanetleri eda etme emri. Ne gibi? Kel ve gayri Birbirlerine efendim emanet olarak bıraktıkları vedi'a o demek biliyorsunuz. Şeyler olabilir. Ve gayri zâlike ve bunun dışında mimma ya'taminuna bihi ba'duhum ala ba'din min ghayri ittila' bayinatin ala zalika Çok hoşuma gitti bu cümle böyle. Ne gibi kelvede ve ghayri zalik vedi'a emanetler ve bunun dışındaki şeyler gibi ne türden mimma ya'taminuna bihi ba'duhum ala ba'din birbirlerine emanet verdikleri ama nasıl min gayri ittila'i beyinetin ala zalik bu hususta herhangi bir beyineye muttali olmaksızın bir yazılı evrak bırakıyor muyuz bırakıyor muyuz birbirimize bir şey emanet edecek olsak bırakmıyoruz ha yani birbirlerinden delil istemek sizin belge istemek sizin efendim birbirlerine vermiş oldukları emanetlere de bu ayet şamildir سيلة فأمر الله عز وجل بأدائها الله تعالى تم بأمانة أداء المسنى صايب لرن تصمم المسنى أمرتي فمن لم يفعل ذلك في الدنيا أخذ منه ذلك يوم القيامة كم دنيا دا بو أمانة أداء مسا قيامة كما ثبت في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نتكم sahih hadis-i şerifte sabit olduğu gibi Allah Resulü Aleyhisselam şöyle buyurmuşlardır. Le tu'dunnel hukuka ila ehliha hatta yuqtasa lişatil cemma'i min el karna'i. Le tu'dunnel hukuka ila ehliha. Hakları sahiplerine mutlaka vereceksiniz. Mutlaka eda edeceksiniz la orada nun usakı ile var ta'kit nun malum ila hatta yani o kadar e, ince ayrıntıyla eda edeceksiniz ki hakları hatta yuktas lişetil liş minel cammai e, boynuzlu koyundan boynuzsuz koyun lehine o boynuzsuz koyunun hakkı alınıncaya kadar Şimdi burada sembolik anlatım mı vardır? Boynuzlu koyun, boynuzsuz koyun. Hani hayvanlar birbirlerine işlediklerinden mesul müdürler böyle bir şey sorulabilir. Buradan efendim Allah'ın en küçük bir şeyi ıskalamadığını anlıyoruz. Hadis-i şerifte sembolik bir anlatım da söz konusu olabilir. Çok fazla girmeyeceğim oraya. Şerhlerine de bakılabilir arkadaşlar. Ama bu hadisin bize verdiği mesaj odur. Yani en küçük bir şey efendim e, haksızlık kalmayacaktır ortada. Rabbi bin Cerir'in an İbni fil aye. Şimdi bu ayet hakkında fil ayeti dedi. bu ayet hakkında İbni Cerir et Taberi İbni Cüreyc'den şunu rivayet ediyor bize. Kale diyor ki nezelet fi Osman ibn Talhate bu ayet yani emanetleri hakkına emanetleri ehline veriniz ayeti Osman bin Talha hakkında nazil oldu. Şimdi hikayeyi anlatıyor. Kabada minhu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem miftahal Kabe'ti. Allah Resulü Aleyhisselam tabi fetih günü oluyor bu. Kabe'nin anahtarını ondan almıştı. Fedakhala fil beyti yevmel fethi işte fetih günü. beytin Kabe'nin içerisine girdi burada bir hazif var. Diğer rivayetlere baktığımızda görüyoruz onu. Kabe'nin içerisinde diyor müşriklerin sembolleri olan ne varsa hepsini onların duvarlardan asıl olduğu yerlerden aşağı indirdi. Kendi başına ayakta duranları kırdı filan her neyse. Fakharaca geri çıktı. Ve huve yetlu hadihil ayete. Bu ayeti okuyarak geri çıktı. İnne Allahe ye'murkum entü eddül emanati ila ehliha. El ayete. Şimdi çıkınca Fedea Osman'a ileyhi Fedefa ileyhil miftaha Osman bin Talha'yı kendine çağırdı ve ona Kabe anahtarını verdi. Kale e, Burada ravi diyor ki Ve kale Umar ibnül Hattab Hazreti Ömer diyor ki şimdi ravi arada bunu aktarıyor. Lema karaca Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem min el-Ka'beti ve huve yatlu el-ayete Allah Resulü Aleyhisselam Kabe'nin içerisinden bu ayeti okuyarak çıktığında yani inna Allah'a okuyarak çıktığında fedahu abi ve ummi ki anam babam ona feda olsun ma semi'atuhu yetluha qabl zalik bundan evvel onun bu ayeti okuduğunu hiç ben duymamıştım diyor. Yani ayet Kabe'nin içerisindeyken e, nazil oluyor ve çıkışta Resulullah Aleyhisselam ayeti okuyor emaneti ehline verdiğini göstermek üzere de Osman bin Talha'ya Kabe anahtarını veriyor. Ve hâzâ minel meşhurâti enne hâzihil âyete nezelet fî zâlike. Ve hâzâ bu rivayet minel meşhurati. meşhur rivayetlerdendir. Hangi konuda? Fi enne takdirinde burası. Enne hâzihil âyete nezelet fî zâlike. Bu ayeti kerimenin bu olayla ilgili bu olay hakkında İndi hususunda meşhur rivayetlerdendir bu rivayet diyor. Vesavaun kanet nazalet fi zalika ev la ister bu olay hakkında nazil olmuş olsun isterse olmasın fe <laughs> hukmuha Ayetin hükmü umumidir. Hem onu da kapsar hem diğer emanetleri de kapsar. Ve liha za qala Abbas ve Muhammed dolayısıyla ayetin umum ifade ettiğini belirtmek üzere İbn Abbas'la Muhammed bin Hanefiye demişler ki radıyallahu anhüm hiye bu ayet yani emanetin edası daha doğrusu lil berri vel faciri kişi ister ber yani iyi olsun ister facir günahkar olsun yaptığı iş hususunda ehilse emanet ona verilecek ey hiye emrun likulli ahadin bu herkesin herkes için herkesi kapsayan bir emirdir demişler. Burada arkadaşlar şunu söyleyeyim. Bu bizde malum yaygın bir bilgi. Belki vaazlarımızda da çok çok anlatırız. İşte Fetih Günü Allah Resulü Aleyhisselam Osman bin Talha'ya Kabe anahtarlarını verdi ve emaneti ehline eda ettiğini böylece uygulamalı olarak da göstermiş oldu. Doğru. Fakat bu rivayet arkadaşlar zayıf rivayet olarak nitelendirilmiş. Dikkat ederseniz bizim müellifimiz de diyor ki ve minel meşhurati diye söylemiş. Fi takdirinde enne hâzâ ilâye nezele fî keza. Nezele keza sebebi nüzul sigası olarak da gayri sarih sigadır. Tefsir usulü açısından. Tefsir usulü açısından sebebi nüzullere biz iki açıdan değerlendirme yapıyoruz. Bir, senedi açısından değerlendirme yapıyoruz ki senedinde zayıflık olduğunu söyledim şehlerine baktım bunun. Diğerleri ne demiş mesela? Fakat zayıflığına geleceğim arkadaşlar. İki metni açısından da metninde e, şimdi rivayetin kendinde değil de nezelet fi zalike diye aktarılıyor. Bize aktarılış sigası itibariyle de gayri sarih siga. Dolayısıyla sarih sigalar gayri sarih sigaya tercih ediliyor ama bu ayet hakkında başka bir rivayet olup da sarih sigayla geldiğini de görmüyoruz. Şimdi İbn Aşura kadar baktım ben. Diğerler ne demişler acaba diyerekten. Her ne kadar zayıf bir rivayet olmuş olsa da arkadaşlar bu olayı şöyle görmek lazım. Yani bir defa rivayetin e, yani tarik itibariyle çok güçlü gelmesine zaten bu konuda gerek var mı? Fetih günü orada olanların hepsi olaya şahitlik etti zaten. Hazreti Ömer diyor ki bak işte daha evvelden bu ayeti okuduğunu duyuyor. Efendim duymamıştım. Şimdi bazı şeyler var ki zaten bilinir olduğu için bunu ayrı ayrı herkes rivayet etmemiş arkadaşlar. Zafu şedid olarak da zaten nitelenmemiş bu. Dolayısıyla ez cümle bu ayeti kerimenin sebebi nüzulü bu olaydır diye anlatmakta bir beis de yok. Peki el emru bil adli fil kada yani Ka efendim kaza hususunda hüküm verirken adaletli davranmaya dair emir. Vakavluhu ve iza hakamtum beyne'n-nasi en tahkumû bil-adli emrun minhu taala bil-hukmi bil-adli beynen Bu ayeti kerime emram emrun minhu taala Allah Teala'dan bil-hukmi bil-adli beyne'n-nasi. İnsanlar arasında adaletle hükmetmeye dair bir emirdir. Ve lihâzâ kâle Muhammedübnü Kâbin ve Zeydübnü Eslem ve Şehrübnü Havşab inne hâzihil âyete inne nezelet fil umarâi Şimdi bu ayet dedi, efendim insanlar arasında adaletle hükmetmeye dair bir emirdir. Bundan dolayı yani adaletle hükmetmekle ilgili olduğu için Burada isimleri sayılan işte Muhammed bin Kâb, Zeyd bin Eslem ve Şehir bin Havşep demişler ki... ...bu ayet fil-ümara, emirler yani amirler, yöneticiler hakkında nazil oldu diyorlar. İnsanlar arasında hükmettiğinizde. Şimdi yöneticiler hakkında nazil oldu demek toplumun diğerlerini hiç ilgilendirmiyor bu ayet demek değil. Şimdi nasıl ki zekat zenginler hakkında şer'i bir hüküm fakirleri ilgilendirmiyor zekatın edası noktasında öyle bir hüküm ise ancak birisi zaman gelir de zengin olur o hükmün altına girerse dolayısıyla her Müslümanı bu cihetten ilgilendirir bu ayeti kerime. Bir ikincisi emirliğin irili ufaklı ihata alanı vardır. Kimisi koskoca ülkeyi idare eder ülkenin emiridir. Kimisi de bulunduğu dairenin efendim e, mensupları içerisinde söz sahibidir. Onlar arasında adaletle hükmetmek zorundadır. Dolayısıyla e, bu ayeti kerimeyi böyle anlamak da mümkün. Yani el hukkâme beynen bu ayet kelime diyor insanlar arasında hüküm, hüküm verenleri kastediyor. Ve fil hadîd innallâhe ma'al hâkimi mâ lem yecûr. Fe izâ câra ve ila Şüphesiz Allah ma'al hakim ma lem yecur cevir işlemediği müddetçe yani zulmetmediği haksızlık yapmadığı müddetçe hakimle birliktedir Allah onunla beraberdir. Ve izâ fe ama cevir işlerse zulmederse ve Allahu ila Allah onu kendi haline bırakır kendine musallat eder. Ve kelehu ila nefsi. Kendi kendinin sorumluluğuna bırakır demek bunun tam literal tercümesi. Ha, buradan bir şey de anlıyoruz. Allah bizi kendi kendimizin sorumluluğuna da bırakmasın arkadaşlar. Allah Resulü Aleyhisselam Allahümme la tekilni ila nefsi tarfete aynin ve la akalle min zelik diyordu. Ya Rabbi göz açıp kapayıncaya kadar hatta ondan daha az bir süre olsa beni kendi nefsime bırakma Beni bana bırakma demek yani o. Ve fi'l-ether adlu yevmin ka ibadeti 40 senetin Adlu yevmin bir günlük efendim adaletli davranmak ka ibadeti 40 sene 40 yıl nafile ibadet etmek gibidir. Şimdi bu arkadaşlar Elbani bu hadisin bu eferin daha doğrusu zayıf olduğunu ifade etmiş. Bizim bu eseri okuduğumuz efendi efendim muhtasarı ihtisar eden heyette de ma vecettuhu bi lafzi ve'r diye kayıt düşmüşler. Yani bu lafızla biz bunu bulamadık diyorlar. Ama neticede e, buna hacet kalmıyor zaten. Meselenin önemi anlaşılıyor makablindeki beyanatta. Ve kavluhu إن الله نعم يعظكم به أي يأمركم به من أداء الأمانات والحكم بالعدل بين الناس وغير ذلك من أوامره وشرائعه الكاملة العظيمة الشاملة يعظكم بكم يأمركم الله تعالى أن نقزل الأمر ني min emanatil emanat emanetlerin eda edilmesi vel hukmi bil adli beynen nas insanlar arasında adaletle hükmedilmesi ve gayri dalike ve bunun dışında min evamirihi ve şerai'ihil kamiletil azîmeti şamile mükemmel muazzam ve kapsamlı efendim şerai'i yani ilahi prensipleri şiarları ve emirleri e, ne dair Cenab-ı Hak ne güzel emirlerde bulunuyor size. Ve kavluhu Teala, inna allaha kana semi'an basira. Ey li lakvalikum, basiran bi af'alikum. Sizin sözlerinizi işitir, efendim fiillerinizi de çok iyi görür. Şimdi ayet sonlarının ayetin içeriğiyle münasebetine baktığımızda yani emanetin eda edilmesini emreden ayetin ve adaletle hükmedilmesini emreden ayetin sonunda Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarından diğer sıfatlar değil de semi' ve basir sıfatlarının zikredilmiş olması da tam yerli yerince yani emanetin edası hususunda söylediğiniz her şeyi yaptığını söylediğiniz her şeyi işitir, yaptığınız her eylemi görür. Adaletle hükmetme hususunda da öyle. Ya eyühellezine amenu atiullaha ve atiur rasule ve ulil emri minkum. Ey iman edenler Allah'a itaat edin. Resulüne itaat edin ve ulil emri minkum ve sizden olan ulul emre yetki sahiplerine itaat edin. Şimdi bazı ayetlerde Allah'a ve rasule geçer. Oralarda fiili tekrarlamadan tercüme edebiliriz yazdığı gibi. Burada fiil tekerrür ediyor önemine binaen arkadaşlar. Burada tek fiille, tek yüklemle yetinmek Kur'an'ın mana derinliğini yansıtmak açısından yeterli olmaz. Onun için ayeti kerimede atı'u atı'u demiş ki Kur'an'da gereksiz itnap yoktur değil mi? Yani İcaz, itnap ve müsavat diye bir şey var belagatte. Müsavahat nedir? Oradan başlayalım. Yani e, 4 gramlık manayı 4 gramlık kelimeyle ortaya koymak. Efendim gramaj hesabı oldu biraz. Buna müsavat dengi dengine diyoruz. Efendim icaz ise hazifli bir cümle var. Efendim itnab ise hazifli bir cümlede de yine belagı bir mülahaza var orada. Efendim itinapta uzatıyorsunuz sözü. Aslında söyleyeceğin meramınızı anlattınız da fakat sözü uzatıyorsunuz. Ee, daha iyi ne yapmak? Kendinizi karşıya anlatabilmek adına veyahut da o konuda özverili olduğunuzu gösterme adına buna da itnap deniyor. E şimdi burada iki defa atı u atı u dediğine göre ey iman edenler Allah'a itaat ediniz ve Resule itaat ediniz. Bu er-resulü Resule itaat ediniz diye çevirebileceğimiz gibi baştaki elif lamı Resulehu'deki hu'den ayvaz alırsak, ondan bedel alırsak e, ki öyledir. Ey iman edenler Allah'a itaat ediniz ve Resulüne itaat ediniz şeklinde çevirmek de mümkün ama ve Resulehu dememiş. Bazı ayetlerde diyor. Burada er Resul diyor. Belli o zaten herkesin zihninde. E, ve ulil emri minkum ve sizden olan emir sahiplerine ulul emre itaat ediniz. Fe in fi şeyin herhangi bir hususta çekişirseniz fe rudduhu ila Allahi ve Rasuli. Onu fe her ne kadar şartın cevabındaki fe gibi de değerlendirilebilsek de orada cevapta fa gelmediği de oluyor. Onu hemen hiç geciktirmeden demek bu aslında. Eğer herhangi bir hususta e, çekişirseniz, tartışırsanız onu hemen Allah'a ve Resulüne arz ediniz. İn kuntum tu'minun billahi vel yevmil ahir. Eğer siz Allah'a ve ahiret gününe inanmış kimseler iseniz. Eğer siz Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız herhangi bir hususta e, çekişme yaşadığınızda o hususu hemen Allah'a ve Resulüne arz ediniz. Velike hayrun ve ahsenu tevilâ. Şüphesiz bu böyle yapmanız yani e, bu böyle yapmanız derken ayetin tüm mefhumunu içine alıyor. Allah'a itaat etmeniz, Resul'e itaat etmeniz ve sizden olan emir sahiplerine itaat etmeniz. Ve bir de herhangi bir hususta çelişkiye düştüğünüzde durumu Allah ve Resul'üne arz etmeniz hayrun ve ahsenü tevile. Bu daha hayırlıdır diye çevriliyor da peki bu daha hayırlıysa eee o zaman hayırlı daha hayırlı gibi mi düşüneceğiz? Burada öyle düşünmemek lazım. Burada mahza hayır demektir bu arkadaşlar. Böyle yapmanız yegane hayırdır. Eğer Allah ve Resulü'ne arz etmezseniz ne olur? Tefrika çıkar. Zaten münazaanız var, çekişmeniz var. Bir daha bir araya gelemezsiniz yani. Yani şöyle düşünmüyoruz arz etmemenizde de birazcık hayır var ama arz etmeniz daha hayırlıdır gibi anlamıyoruz bu ayeti. Ve ahsenü tevila ve netice bakımından en güzeli budur. Netice bakımından hatta ön, öncesiyle düşündüğümüzde mahza güzel olan budur. Çünkü Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin ve Allah ve Resul'e arz edin çekişmenizi diyor. Allah'a itaat etmemekte bir güzellik var mı ki itaat etmek daha güzel olsun netice bakımından mahza güzeldir. Bu yani böyle yapmanız hayrun mahza hayırdır ve ahsenü tevile mahza güzel neticedir diye anlamak daha doğru burayı. Şimdi ee, o bir dursun o mealle alakalı bir şey diyecektim İbrahim. Atayullah'a var. Şöyle bir zihnimi toparlayayım. Şimdi arkadaşlar burada da bir şey var. Bakın Allah ve Resulüne itaat edin diyor. Bir de bir anlaşma anlaşmazlık söz konusu olursa yine Allah ve Resulüne arz edin diyor. Eğer kim iseniz in kuntum tu'minuna billahi vel yevmil ahir. Halbuki ayette ya amenu diye başladı. Sonunda da yine eğer Allah ve Resulüne inanıyorsanız şey Allah'a ve ahirete inanıyorsanız burada da e, bizim şu dikkatimizi çekiyor arkadaşlar. Bunun Kur'an'da pek çok örneği vardır. Eğer Allah'a ve ahirete inanıyorsanız eğer Allah'a ve ahirete inanıyorsanız bunun pek çok örneğini bulursunuz. Bir tanesini ben söyleyeceğim sadece Talak suresinde arkadaşlar Talak suresi. E, Talak suresi ikinci ayeti kerimede orada işte fe izâ belâgne ecelehunne fe emsikûhunne ev fârikûhunne devam ediyor ayeti kerime kadınların boşanmasıyla alakalı bir durum ayetin devamında diyor ki zâlikum yu'azu bihi men kâne minkum yu'minu billâhi vel yevmil âhir <laughs> halbuki talak aile hukukuyla alakalı bir yani kuralı söylüyor ilahi bir kanunu söylüyor Cenab-ı Hak burada değil mi? Kuralı söylüyor. Yani aile hukuku ile ilgili durum aslında şöyle baktığımızda dünyevi bir mesele gibi. Ama ayette velikum bu hüküm var ya diyor, yu adu bihi bu hükümle vaz edilir. Bu hükümle orada da vaz kelimesini biraz evvelki dersin başındaki rahmet diliyle birlikte düşünün. Bu da çok önemli yani. Bu hükümle öğüt verilir. Kime? Men kâne minkum yu'minu billahi vel yevmilâh. Sizden Allah'a ve ahirete inananlara bu hükümle bir şeyler anlatılır diyor. Yani Allah adamın Allah ve ahiret kaygısı diye bir şey yoksa Kur'an'da şöyle boşayın demiş, böyle boşamayın demiş. Ne fark eder? Ahiret sıfırlamış zaten adam. Bu ayetler bize şunu gösteriyor. İslam hukuku tek dünyadan ibaret bir toplum düzeni kurmuyor arkadaşlar. İslam hukuku iki dünyalı bir hukuk sistemidir. Onun için onun için bu ve benzeri ayetlerde hep ahirete iman vurgusu vardır. Çünkü bütün polisiye güçlerden daha tesirli bir güçtür. Allah korkusu kavfi yezdan diyor ya ve ahirette hesap verme endişesi. Bunu da görüyoruz burada. Bir de şeyi söyledim ben o mahza hayırdır ve mahza güzel netice buradadır budur gibi söyledim bunu niye söylüyoruz şimdi daha önceki derslerimizde ben konuştuğumuzu hatırlıyorum mesela bunun Kur'an'da benzerleri var Allah'u hayrun emma yüşrikün Allah mı hayırdır em ma yüşrikün yoksa onların şirk koştukları mı yani orayı siz Allah mı daha hayırlıdır Yoksa onların şirk koştukları putlar mı daha hayırlıdır gibi çevirirseniz sanki bir şeyi bir şeyle hayırlı olma noktasında kıyaslıyor gibi olursunuz. Ya yani putlarda birazcık hayır var ama Allah'ta daha fazla hayır var gibi olur. O tür yerlerde eftaliyetin daha bizim Türkçe'deki tırnak içerisinde daha anlamı olmaz arkadaşlar. Eftaliyetle alakalı bu nahiv kitaplarında da geçer. Mesela şeye bakabilirsiniz. Bu çocuklarınızı müşrik kızlarla, oğullarınızı müşrik kızlarla evlendirmeyin. Kızlarınızı da müşrik erkeklerle evlendirmeyin. Orada da hayrun geçer. Onun tefsirinde bizim Bahrul Muhit sahibi kimdi arkadaşlar? Bahrul Ebu Hayyan. Ebu Hayyan orada çok güzel açıklamış. Razi biraz girmiş de ama Bahrul Muhit sahibi o ayetin tefsirinde daha güzel açıklamış genişçe. Güzel Hazreti Ömer'in mektuplarından falan deliller getirmiş orada arkadaşlar. Bu gibi yerlerde mahza hayır diyoruz yani. Peki, ha Ulul Emir kimdir diye bir arkadaşımız soru sormuş da. Yani Ulul e, -ul Emir Veliül Ah, efendim işte mesuliyeti üstlenen kişi. E, bu en yüksekten başladığımızda arkadaşlar. Malum sebatun yuzilluhumullahu hadisinde de geçtiği gibi imamun adilun bu bir. ikincisi biraz evvel kadilerden bahsetti ki İslam tarihi boyunca mahkemelerde hep kadiler ola geldi. Yani bir halife bir de onun dışında mahkemelerdeki kadiler hüküm verenler hep ola geldiler. E, efendim bunu böyle aşağı doğru düşündüğünüzde şöyle bir canlı örnekle de efendim e, şey yapayım. Bizi de ilgilendiren tarafı şudur. Her ne kadar ayetin tefsirin başında Ümera hakkında nazil oldu dese de bu sadece bu tefsirde böyle der. Efendim yani onları yani onlarla ilgili söylese de diğerlerini kapsamıyor anlamına gelmez. Şimdi mesela bizim bir miras hukukumuz var. Taksim hukukumuz var. Kırk hal. Ama o biz öldükten sonra ama kişi hayattayken Hayattayken kendisi malını bölüştürecek olsa nasıl davranması lazım? Orada eşit davranması lazım işte. Hayattayken ikili birli taksim filan olmaz. Hayattayken eşit davranması lazım. Bu miras fıkhında da geçer bu. Dolayısıyla orada da bir hüküm veriyorsunuz mesela adaletli olmanız gerekir. Adaletli olmanız gerekir. Ee, yani irili ufaklı, irili ufaklı köyünde muhtar da adaletli olmak durumundadır efendim. Yani yetkinin efendim ihata alanının büyüklüğüne, küçüklüğüne göre mesuliyetin ağırlığı elbette değişir ama ulul emir bir de burada tabi şey var. Ayetin sebebi nüzulüne baktığımızda arkadaşlar bir seriye var. Resulullah Aleyhisselam e, bir komutan belirliyor. Onun komutasında yola çıkıyorlar. Ya o komutanın sözünü dinleyip dinlememe meselesi Oradan da anlıyoruz ki ayetin sebebi nüzulünden de anlıyoruz ki buradaki ulul emirden sadece devlet başkanları anlaşılmaz. Devlet başkanının yetkilendirdiği komutan da kendisine itaat edilmesi gerekendir. O minkum kaydını da unutmuyoruz tabii ki. Bir de itaatin hangi noktalarda olması gerektiği. La taate li mahlukin fi ma'siyetillahi teala. El emru bi taatil emiri fil ma'ruf. Ma'ruf hususta emire itaatin emredilmesi. Ravel Bukhari an İbni Abbasin Ati'u Allah'a ve ati'u Rasul'a ve ulil emri minkum. Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin ve sizden olan ulul emre itaat edin. Ayeti hakkında Bukhari İbni Abbas'tan şunu rivayet etmiş. Kale diyor ki İbni Abbas نزلت في عبد الله بن حذافه بن قيس بن عدي اذ بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سريه. بو آيت عبد الله بن حذافه hakkında nazil oldu. Ne zaman? اذ وقت اذ بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سريه. الله رسول الله عليه السلام Abdullah bin Huzafe'yi bir seriyenin başında komut olarak efendim gönderdiği vakit onun hakkında nazil oldu. Ve hakeza ahrajahu bakiyetul cemaati illa ibn Mace. İbn Mace'nin haricindeki diğer bakiyetul cemaat dediği efendim kütüb efendim kütübü sitte sahiplerinin tamamı da bunu eserlerinde vermişler. Vakale Tirmizi hadisun hasanun varibun. Hatta Tirmizi de bu kaydı düşmüş. Şimdi Tirmizi bir hadis hakkında hadisun hasenun garibun dediğinde biz ne anlıyorduk arkadaşlar? Daha önce İbni Hacer'den aktarmıştık bunu. Buradaki garibun demek aslında bizim ıstılahtaki garip hadis değil. Bu tek başına tek başına başka desteğe muhtaç duymadan anlamında garip o. Hasenun garip hasen lizatihi demektir. İbni Hacer öyle diyor. Eğer efendim Tirmizi bir hadis hakkında hasenun garibun diyorsa o hadis Hasan'ı Hasan li zatihidir. Hasan li gayrihi Hasan lizatihi onun bir üstü de sahih biliyorsunuz. Wa rawa al Ahmed an Ali'in kale. Ba'atha Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem seriyeten. Şimdi burada hikayeyi anlatıyor artık. Hazreti Ali Efendimiz diyor ki Allah Resulü Aleyhisselam bir seriye gönderdi. Ve iste'mele aleyhim raculen minel ansar. Ve onların başına da ensardan birini iste'mel aleyhim vazifelendirdi. Onların başına vazifelendirdi. Felemme kharacu yola çıktıklarında vecede aleyhim fi şeyin. Şimdi bu vecede aleyhim o racül yani. O da Abdullah bin kimdi? Huzafe. Vecede ala harfi ile kullanıldığında gadıbe manasına geliyor arkadaşlar gadibe kızdı. Felemme karacu yola çıktıklarında vecede aleyhim o seriyedekilere kızdı. Kim? Seriyenin lideri olan o kişi. Fi şeyin herhangi bir hususta bir konu hakkında onlara kızdı. Kale fekale ravi diyor ki fekale o seriyedeki diğer kişilere dedi ki Abdullah bin Huzafe eleyse kad emarakum Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme en tuti'uni eleyse kad emarakum Allah Resulü size en tuti'uni bana itaat etmenizi emretmemiş miydi? Kalu bela bilakis et elbette yani emretmişti dediler. Kale o zaman dedi ki icma'u li hata ben odun toplayın bakalım dedi. Sümme de'a binarin bir kor istedi tutuşturmalık yani Fe fihi o koru o odunların içerisine koydu yani yaktı odunları thumma kale sonra dedi ki azemtu aleikum la neha azemtu aleikum yani ben sizin hakkınızda karar verdim hükmettim neye la neha mutlaka bu ateşin içine gireceksiniz girmenize hükmettim girin ateşin içerisine dedi. Kale ravi diyor ki fehemmel kavmu en yedhuluha yani oradaki topluluk da yani baştaki emirimiz ateşe girin diyor diyerekten girmeye yeltendiler. Kale fekale minhum içlerinden de, bir delikanlı dedi ki bu cümle çok etkiledi beni arkadaşlar. İçlerinden bir delikanlı o gruba dedi ki İnne farartum ilâ rasûlillâhi minen nâri. Yahu siz ateşten Allah Resulüne firar ettiniz. Siz ateşteydiniz cahiliyede yani. İnne farartum ilâ rasûlillâhi minen nâri. Siz ateşten sırf Allah Resulüne firar ettiniz. Fela ta'celû hattâ telkav Resûlallâhi sallallahu aleyhi ve sellem. Resûlullah'a kavuşuncaya kadar bu ateşe girmekte acele etmeyin. Hani varıp bir danışalım böyle böyle bir hal oldu ne yapsaydık? Fe in emarakum en tedhuluha Şayet Resulullah Aleyhisselam size ateşe atlamanıza zı emrederse fedhuluha <laughs> girin ateşe dedi. Kale faracau ila Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem fe akhbaruhu. Hep birlikte Allah Resulüne döndüler ve olayı ona haber verdiler. Fakale <laughs> lehum Allah Resulü Aleyhisselam dedi ki onlara: "Lev dehaltumuha ma kharajtum minha ebeden." Şayet o ateşe siz girseydiniz emirinizin emrine uyarak ma kharajtum minha ebeden. Ebediyen o ateşten çıkamazdınız dedi. "İnne metaatu fil ma'rufi." İtaat ancak maruf hususlardadır. Hadisin sonu zaten hükmü veriyor. Yani başınızdaki emir Ateşe atlayın dedi diye ateşe atlanmaz. İnnemâ ta'atu fil ma'ruf. ahracahu fil sahihayn. Evet. Buhari ve Müslim bunu efendim sahihlerinde tahric etmişler. Ve ravâ Ebu Davud'a an Abdillah ibn Umar'a an Rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve selleme kâle. Ebu Davud Abdullah bin Ömer'den o da Allah Resulü Aleyhisselam'dan aktarıyorlar. Kale Es-sem'u ve ta'atu al-mer'il muslimi fima ahabba ve kariha ma lam yu'mar bi ma'siyatin. Feiza umira bi ma'siyatin fe la sem'a ve la taat'e, ve akhrajahu. Bunu da yine hem Buhari hem Müslim tahric etmişler. Diyor ki Es-sem'u ve ta'atu al-mer'il muslim Müslüman kişi üzerine yani semu -ta ve taatül cibetü demek bu arkadaşlar. Ale haricinden bunu çıkarıyoruz malum. Müslüman kişi üzerine gerekli olan semu ve taat yani işittik ve itaat ettik duruşu hangi hususlarda? Fima ehabbe ve kerihe Müslüman kişi ister sevsin ister kerih görsün. Sevdiği yahut sevmediği hususlarda Müslüman üzerine terettüp eden taat haber yeni geldi. Ma lem bi ma'siyetin. Bir ma'siyetle emrolunmadığı müddetçedir. Fe izâ umira bi ma'siyetin fe sem'a ve ta'ate. Ama bir ma'siyetle emrolunduğunda o durumda sem'a ve ta'at yoktur. Bu cümleyi şöyle irab etmek de mümkün arkadaşlar. Es-sem'u ve ta'atu mübteda Vacibetün alel mer'i kısmı artık orayı vacibetünü ben takdir ettim biliyorsunuz aladan dolayı. Alel mer'i kısmı haber olabilir. Gerisini de o zaman şöyle bağlarız. Bir de öyle tercüme edelim. Sem ve taat alel mer'il müslim. Müslüman kişiye vaciptir. Hangi hususlarda? Fima ehabbe ve kerihe. Hoşlandığı yahut hoşlanmadığı hususlarda. Kişi bireysel olarak hoşlanmayabilir ama amirin Devlet aklının gördüğü farklı bir mülahaza vardır orada. Farklı bir fayda vardır orada. Sana şöyle yap diyorsa öyle yapmak gerekir bazen yani. Ha. Şimdi fîme ehabbe ve bir de mâlem yü'mer bi o da mâ mastariye müddete ademi emril maasiye demektir. Yani o zaman şöyle tercüme edilir. Bir isyankarlık La emrolunmadığı müddetçe sevdiği yahut sevme, e, sevmediği hususlarda Müslüman kişi üzerine sem ve taat vaciptir. Fe izâ umira bi masiyetin fe sem'a ve taate. Ama masiyetle emrolunursa o durumda işitmek ve itaat etmek yoktur. Ve ahracan. Ve an Ubade ibn Samit kâle bayana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ala sem'i ve ta'ati fi men ve mekrahina ve usrina ve yusrina ve etheratin aleyna ve en la nunazi'a emra ehlehu şimdi biz ne diyoruz arkadaşlar ehli sünnet yolun ehli sünnet vel cemaat itikadında ne vardır kamuoyunun efendim efkarını Efkarı umumiyyeyi bulandırmak yerilmiştir ve kamuoyunu kaosa sürüklemek, yönetim krizi çıkarmak, efendim e, ne diyelim devam eden bir yönetim varken o yönetimin herhangi bir hususta veya bazı hususlarda yanlışları varsa bile varsa bile kamuoyunu kamuoyu menfaati açısından devam eden bir düzen Olduğu müddetçe düzeni bozma e, girişimi ehli sünnet itikadınca hiç hoş görülmemiş. Onu besleyen, o fikri besleyen e, arka plandaki naslardan birisi budur işte. Bir de şu var. Yüzde yüz doğruyu tutturmak mümkün müdür ki? Hadi diyelim ki efendim hani istemezükçülük denir ya istemezüktür. E tamam istemezük de ya neyse. Devam edelim. Şimdi dolayısıyla bu e, ş, e, şeydir e, efendim İslam tarihi boyunca arkadaşlar İslam tarihi boyunca e, Müslümanların e, böyle tutumu ola gelmiştir bu öyle diyelim. Evet. Ve an Ubade bin Samit, Ubade bin Samit'ten geliyor. Diyor ki: "Kale beyane Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Biz Allah Resulüne itaat ettik. Hangi hususta? Ale sem'ati ve taati. Sem ve taat. Yani işitip itaat edeceğimize dair biat ettik. Hangi konularda? Fi menşatine ve mekrahine. İster bizim efendim menşat ve mekrah burada şu demek. Canımıza e, canımızın istediği hususlarda da canımızı sıkan hususlarda da. Ve usrine ve yusrine. Efendim kolaylığımızda da zorluğumuzda da. Ve eteratin aleyna ve bize karşı işlenmiş herhangi bir haksızlık zulüm hususunda da illaki hakkımızı alacağız diyerekten didinmeyeceğimize dair onun şerhi o itaat ettik. Sem ve husu e, itaat hususunda biat ettik. Ve en lüne ve en la nunazi'a el emra ehlehu. İşte burası biraz evvel dediğim. Ve en la nunazi'a el emra El emir burada yetki demektir. El mülk manasındadır. Hadisin şehirlerine baktığımızda o çıkıyor karşımıza. Ehlehu. Yetkiyi ehlinden almaya çalışmama hususunda. Ve en la nünazi'a münazaa etmemekliğimiz hususunda. Neyin münazaası? Nezi' nedir? Çekip almak demektir. Portakal soymak gibi bir şey bu aslında ve nezana ma fi sudurihim min ala sururin mutakabilin ayetinde de görüyoruz bunu. Yani biz kıyamette diyor Cenab-ı Hak dünyadayken iki hasım düşünün. Ama ikisi de mümin yani birbirlerini sevmeyen iki mümin cennette aynı sokakta oturuyorlar. Ne olacak şimdi? Ama içlerindeki diyor gilli birbirlerine karşı olan o düşünceleri nezana adeta böyle soyup alacağız. Dolayısıyla bu elle da şu mana var. Şimdi biz çekip almaya çalışıyoruz. O yetkisi, yetkiyi elinde bulunduran da vermemeye çalışıyor gibi bir münazaa fiilinin manası kipinden onu veriyor bize. Dolayısıyla ve en le al emra ehlehu. Yetkiyi ehlinden almaya çalışmayacağımız hususunda da biz Resulullah Aleyhisselam'a işittik ve itaat ettik diyerekten biat ettik. Fakale İlla en terav küfran bevahen indekum. Resulullah sadece şu şerhi koymuş. İlla en terav küfran bevahen indekum fihi minallahi burhanun. İlla ancak en terav küfran bevahen. Apaçık, zahiran demek bu. Apaçık bir inkar görmeniz müstesna. Ama nasıl bir inkar? Indekum fihi minallahi burhan. O konuda sizin elinizde Allah tarafından yani Kur'an'dan, sünnetten işte naslardan bir deliliniz olursa zahir bir küfür olarak nitelendireceğiniz nitelendirebileceğinize dair elinizde Allah katından bir delilinizin olması haricinde يتكيه أهلinden almamanız hususunda da bana biat edin dedi, biz de biat ettik diyorlar yani. أخرجاه وفي الحديث الآخر ديار عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اسمعوا وأطيعوا فإن أمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة رواه البخاري زبيبة كرة kuru üzüm demek. Kara kara üzüm düşünün. Yani yaş üzümde de aynı şey geçerli de böyle hele hele yaş üzüm dalında pas parlak durur. Siyah üzüm, siyah yaş üzüm dalında böyle kendince bir parlaklığı da olur. Buradaki zebibeden maksat yani sanki başı bir de saçı da olmadığı için kara üzüm gibi başı kel bir habeşli bile başınıza geçirilse, efendim e, emir yapılsa itaat edin, sözünü dinleyin diyor Allah Resulü Aleyhisselam. Ravahu el-Bukhari Burada tabi ke enne ra'sehu zebibetün derken tahkir ifadesi yok. Olayı doğru anlamaya çalışmak lazım. Sizin zaten böyle bir yanlış algınız söz konusu olamaz da yine de şerhi düşmüş olalım. Ve an ümmil husayn ennehe Semi'at Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme yehtubu fi haccetil veda. E, dersteyim ben daha sonra bir arayayım olur mu? Tamam. tamam. Arkadaşlar affen. Telefonu kapatmayı unutmuşum. Peki. Ümmü Husayn radıyallahu anha diyor ki kendisinin yani enneha Veda haccı günü Resulullah Aleyhisselam'ı şöyle hitap ederken dinlediğini bize aktarıyor. Yakulu ne diyormuş Allah Resulü Aleyhisselam? üstü üstü'mile aleyküm abdün yakudüküm bi kitabillahi isma'u lehu ve ati'u. Şayet velev üstü'mile aleyküm abdün sizin üzerinize bir köle amil kılınsa yani sizin efendim bir yöneticiniz olarak bir köle atansa ama nasıl bir köle? Yahu bu dükün bir size Allah'ın kitabıyla yön veren, sizi Allah'ın kitabıyla yöneten bir köle bile sizin üzerinize efendim yönetici olarak belirlenirse isme lehu ve atiu, onu dinleyin ve ona itaat edin. Ravahu Müslim. Ve fi lafzatin lehu yine Müslim'deki farklı bir ve fi lafzin lehu farklı bir lafızda Hazreti Şerif şöyle geçiyormuş abden habeşiyen mecduan yani habeşli kötürüm bir köle bile olsa kötürüm demek ecda mecduan e, kötürüm demek arkadaşlar bir uzvu kesilmiş iyileşmeyen bir hastalığı sebebiyle ceda fiilinde o mana var İyileşmeyen bir hastalığı sebebiyle bir uzvu kesilmiş de olabilir bundan hareketle tüm kötürümlere de söyleniyor bu وفي الحديث الصحيح المتفق عليه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أبو هريرة رضي الله عنه متفق عليه في الحديث الله رسول عليه السلام شويلة بيوردو إفادة أنه قال من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله كم بنا إتاة Allah'a itaat etmiş olur. Kim de bana isyan ederse Allah'a isyan etmiş olur. Men ata'a emiri fakat ata'ani. Benim emirime itaat eden bana itaat etmiş olur. Ve men asa emiri fakat asani. Kim benim benim efendim emirime isyan eden de ve kim de benim emirime isyan ederse bana isyan etmiş olur. Böyle lihaza kâle teâlâ işte bu manayı pekiştirmek üzere Cenab-ı Hak ne buyurdu? Allah'a ey ittebiu kitabehu Allah'a itaat edin demek kitabına tabi olun demektir. Ve o rasule ey huzu bi sünneti. Rasule itaat edin demek sünnetini alın demektir. Şimdi arkadaşlar hadis gelin bir tarihsellik kritiği yapalım. Hani diyorlar ya hadi Resulullah Aleyhisselam'ın efendim Rasulullah ee, Resulullah Aleyhisselam'ın hayatındayken ona itaat mümkündü. E Resulullah hayatta değil artık. Özellikle bunu efendim şeyde de daha çok söz konusu ediyorlar. Hucurat suresinde yani Resulullah'ın yanında seslerinizi yükseltmeyin. Resulullah Aleyhisselam'ın vefatından sonra bu ayetin ne hükmü kaldı falan. Arkadaşlar o ayet de bu ayet de yine ma'mulun bir bir ayettir. İkincisi ayeti kerimeler melfuzu ile bir şey söyler lafızlarıyla melhuzu ile de bir şeylere işaret eder. Resulullah'ın yanında sesinizi yükseltmeyin ayetinden biz Resulullah'ın hayatında olanlar yanında seslerini yükseltmediler. Onu anladılar. E, bir e, ikincisi bugün de Mescid-i Nebevi'ye vardığımızda yine sesimizi kısıyoruz. E, ayrıca ayrıca ya bu bu zayıf bir tevil değil mi diyebilir bazıları çünkü e, söyler yani bunu söyleme deme şeyimizde yok efendim e, şöyle de düşünülebilir, şöyle de düşünülebilir. Resulullah Aleyhisselam'ın yanında sesinizi yükseltmeyin. Resulullah Aleyhisselam'ın bir konumu vardı, toplumunun hem peygamberiydi hem aynı zamanda idare edic edicisiydi. Mahkeme leşecekler onun huzuruna geliyorlar. Efendim, e, ganimet istemeye onun huzuruna geliyorlar. Bir sürü sebeple geliyorlardı. Dolayısıyla Resulullah Aleyhisselam'ın toplumla ilişkisi e, toplumla ilişkisi sadece peygamberlik yönüyle değil, aynı zamanda idarecilik yönüyle de söz konusuydu. O ayet bize şu mesajı da verir. Toplumun idarecisi konumunda olanların, söz sahibi olanların yanında ses yükseltilmez. Evlat ananın babanın yanında bile sesini yükseltmiyor değil mi yani? Ee, bunu da söyler. Bir ikincisi arkadaşlar, ikincisi bir de şöyle bir husus var. Kur'an-ı Kerim bize İslam şeriatinin oluşum sürecini bu ayetleriyle anlatıyor. Ee, bu ayetler amel sahasına düşmeden evvela iman konusudur. Biz bugün her ne kadar hayatta Resulullah'ı göremediğimiz için Aleyhisselam, göremiyoruz ki zaten onun yanında sesimizi yükseltmeyelim diyecek olsak bile, velev ki öyle olsun, o ayet bizim için amel sahasından evvel iman konusudur. İmanın konusudur. Yani e, şöyle bir şey diyebilir miyiz? Yani bu ayet iman konusu olmaktan da çıkmıştır diyebilir miyiz? Kur'an bir cümle bil külliye bizim iman konumuzdur. Hatta biz ne diyoruz? Anlamadan önce inanmaya konu olur Kur'an. Önce inanırsınız sonra anlamaya o inanç istikametinde anlamaya çalışırsanız doğru anlayışlara götürür Allah. Çünkü kılavuzunuz var işte anlamadığınız yerde ama önce ben anlayacağım sonra inanacağım derseniz ya anlamlandıramadığınız yerde tıkanırsınız. Bu ayette de işte bak ve ateyur rasul. Şimdi de ne yapıyoruz? Sünnetiyle amel ediyoruz. Kendisi hayatta kalmayabilir. Sünnetiyle amel ediyoruz. Ki bırakın Resulullah Aleyhisselam'ı tarihteki büyük şahsiyetlerin bile değil mi? Sözleri vefatlarından sonra işte sözleriyle hala aramızda diyoruz biz onu mecazi bir kullanımla yani. Bu böyle kullanılabildiğine göre Resulullah Aleyhisselam hakkında evleviyetle caizdir. Ve ulil emri minkum sizden olan ulul emre de itaat edin. Hangi konularda? Fima emarukum bihi min taatillah la fi ma'siyetillah. Yani Allah'a isyan hususunda değil de size Allah'a itaat nitelikli olarak emrettikleri hususlarda itaat edin. Fe innehû zira zira la taate li fi Allah'a isyan noktasında, Allah'a isyan hususunda mahluka itaat olunmaz kema tegatteme fil hadithi sahih innema ettaatu fil maruf itaat sadece maruf hususundadır şeklindeki daha evvel Hazreti Şerifimizde de geçtiği üzere bir paragrafımız var arkadaşlar bitirelim inşallah el emru bir rücu'i ile kitabi ve sünneti indet tenazu'i çekişme efendim tartışma vuku bulduğunda e, kitap ve sünnete dönüşün ضمن إبل المسئول وقوله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول بواية كلمة هكذا قال مجاهد وغير واحد من السلف مجاهد مشتاق أي إلى كتاب الله وسنة رسوله مفهوم وهذا أمر من الله عز وجل بأن كل شيء tenaza an nasu fihi min usuli din ve furuhi an yurad at tenazu fi zalika ila kitabi ve sunnati ve hada bu ayet kerime emrun min Allah azza ve jalla. Allah tarafından Allah'tan bir emirdir hangi hususta bi enne kulle şeyin tenaza an nasu fihi İnsanların tartıştığı her husus, bu ne olabilir? Min usulü dini ve furuhi. Dinin usulünden olsun, furuundan olsun. Yani iman konuları veya da ameli konulardan olsun. İnsanların hakkında tartıştığı her hususun en yuraddet tenazuu bedel ihtimal var burada. Her hususta tenazuun o çekişmenin fizelike fi zalike ilel kitabi ve sünne kitap ve sünnete arz olunması gerektiğine dair emirdir bi enne kulle şeyin tenaze an nasu fihi min usuli ve furuhihi yuraddu et tenazu'u fi zelke ilel kitabi ve sünneti takdirindedir. Bu oradaki eni zait görebilirsiniz arkadaşlar. Nahbi olarak yani insanların hakkında tartıştığı usulü din veya furu'a dair her bir konu ne yapılır? Konunun her bir konudaki çekişmenin kitap ve sünnete arz olunmasına dair bir emirdir. Kema kâle teâlâ ve mehteleftum fihi min şeyin fe hukmuhu Allah Nitekim Şura 10. ayette de Cenab-ı Hak herhangi bir hususta ihtilaf ettiğinizde onun hükmü Allah'a aittir. Yani Allah'a arz olunur. Fema hakeme bihil kitabu ve sünnetu ve şehide lehu bis sıhhati fehuvel hakku kitabın ve sünnetin hükmettiği ve doğruluğuna şehadet ettiği her şey fehuvel hakku haktır. Ve ba'del hakkı illa dalâl. Hakkın ötesinde ancak dalal vardır. Ve lihâzâ <laughs> kâle Cenab-ı Hak işte bu manayı pekiştirmek üzere ne dedi? Yani Allah ve Resulüne arz edin. اِنْ كُنْتُمْ billâhi vel yevmil الْآخِرِ Ey ruddu el ve ve cahilliklerinizi Allah'ın kitabına ve Resulünün sünnetine arz ediniz. Fetehâkemû Aranızda cereyan eden hususlarda Allah ve Resulünün yani kitap ve sünnetin hakemliğine başvurulmuşsun. İn kuntum tu'minuna billahi ve'l-yeumi'l-ahir fadalla ala an man lam yatahakem fi mahallin nizae ila'l-kitabi ve's-sunnati wa la yarci'u ileyhima fi zalika feli'sa mu'minan billahi ve la bill yeumil Şimdi ayetin sonundaki işte Allah ve ahiret iman vurgusu bu. Mümin böyle yapar demek o. Müellif de diyor ki fe dolayısıyla Delle bu ayet bize şunu gösterir. Ala enne men lem yetahakem fi mahallin niza'i ilal kitabi ve sünneti. Her kim niza mahallinde çekişme olduğu durumlarda kitap ve sünnetin hakemliğine başvurmazsa ve la yercu ileyhim ya yani men lem yetahakem ve la aslında ileyhima fi ve bu hususta kitap ve sünnete müracaat etmezse فَلَيْسَ مُؤْمِنًا بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ O kişi Allah'a ve ahirete iman etmiş değildir. Burada tabii şöyle anlıyoruz. Kitap ve sünnete, kitap ve sünnetin gerekliliğine inanmadığı için başvurmazsa o kişi mümin sayılmaz. Ama kitap ve sünnete başvurmak istediği halde elinde bu konuda yetki yoksa tabii, Hani kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse işte onlar kafirlerdir, fasıklardır. Ayetinde de böyle düşünüyoruz ya. Efendim o, o durumda bu kişiye bu kişiyi tekfir olunmaz yani. Ve kavluhu zâlike hayrun ey ettehâkumu ila kitabillahi ve sünneti rasûlihi ve rucu'u ileyhime fi faslin nizâ'i hayrun. Niza'ı fasletme hususunda tartışmayı hakkında fasıl burada hakeme manasındadır. İbn Abbas çok güzel söylüyor bu Suyuti'nin itkanında da geçiyor. Fasalenin hakeme anlamına geldiği bir yer var Kur'an'da. Burada da fasıl hüküm manasındadır. Yani tartışma hususunda tartışmak hakkında hüküm vermek üzere hüküm vermek üzere Kur'an ve sünnetin hakemliğine başvurmak hayrun mahza hayırdır. Mahza hayırdır efendim ve ahsenu tevila ve mahza güzel neticedir. Ey ve ahsenu akibeten ve mealen. Meal de netice demek zaten. Kema kale ve gayru vahid. Ve kâle mücahidun ve ahsenu cezaen. Yani karşılık olarak daha güzeldir gibi söylemiş mücahid. Ve ahsenu ve huve karibun. E bu da yakın bir mana diyor. Çok uzak değil diyor yani. Evet. Faslel hitabı verdik biz Süleyman Aleyhisselam'a mıydı arkadaşlar? Ee, orada evet ee, evet evet çok güzel em lehum şurakâ'u em şara'u lehum mined dini mâ lem bihi bihillâh Ama buradaki kelimetül fasıl, kelimetül hüküm ana, tabii hüküm günü söz konusu olmasaydı demek güzel bir delil oldu bu. Emlehum şurakâ'ü. Yoksa onların şerikleri mi var? Nasıl şerikleri? Şara'u lehum mâ mineddînî mâ lem ye'zen Onlar için Allah'ın izin vermediği bir din belirleyen şerikleri mi var? Çok güzel. Kitap ve sünnetin hakemliğine başvurmayı şey yapıyorduk. Orayla da tetabuk etti. Onlar için efendim liyevmil fasıl orada da hüküm günü demek doğru. Yani onlar için Allah'ın izin vermediği bir din belirleyen şerikleri mi var? Velevle kelimetül fasli şayet fasıl kelimesi olmasaydı yani ileride verilecek olan o hüküm sözü olmasaydı laguduya beynehum onlar işi bitirilirdi. Aralarında hüküm verilirdi dünyadayken daha. Ve inna zalimin lehum azabun elim. Şüphesiz zalimler için elem verici bir azap vardır. Evet ekrana da yansıyor inne yevmel fasli kâne mîkâtuhum ecma'in inne yevmel fasli kâne mîkâte heze yevmül fasli lezî kuntum bihi tükazibun yevmül hüküm demek oralar yani ak kara birbirinden ayrılacak o demek o aslında e, bu karineleri de görmek güzel oldu İbrahim teşekkür ediyoruz e, arkadaşlar önümüzdeki hafta inşallah kaldığımız yerden devam ederiz e, Allah'a emanet olun Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.